24 Mayıs, 30 Mayıs değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey yolunda ve güzeldir. Güzellikler sizinle olsun. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip edin. Akkay Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun takip edin. Bu hafta ailenizle birlikte güzel bir hafta geçireceğiz. Güzel beraberlikler, güzel ilişkiler, geçmişe ait acı olan evrelerin tadını çıkartma, eskiyle alakalı her şeyi bitirip yepyeni siz olmaya karar verdiniz. Boşanmak istiyorsanız artık net karar vereceksiniz. İlişki istemiyorsanız net karar, bu iş yerinde çalışmak istemiyorsanız net kararlar vereceksiniz. Hayatınızla alakalı artık ben varım. Ben her şeyi istediğim gibi yönetip istediğim gibi yapmak istiyorum. Artık benim anlaşmalarım ve beni anlamayan insanlar arasında yaşamak istemiyorum deyip radikal bir karar vereceksiniz. İşinizi bırakabilirsiniz. Ailenizle ters giden olayları geride bırakabilirsiniz. Ve mümkün olduğu kadar kendi rahatlığınız ve kendi imkanlarınızın altyapısını oturtacağınız bir sistem doğrultusunda devam edeceksiniz. Yani büyük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız ben tarla işi yapmak istiyorum deyip çıkabilirsiniz. Devlette çalışıyorsanız kurumsala geçmek isteyebilirsiniz. Boşanmak istiyorsanız boşanma evreniz. Bir ilişkiyi bitirmek istiyorsanız net bir karar verip hayatınızdaki her şeyi sıfırlama döneminiz olacak. Yani sanki üzerinize öyle bir yük atılmış ki. Yani ben onun derdini, bunun derdini, bunun yükünü taşımak istemiyorum. Artık ben bir birey olup kendi hayatıma, kendi günüme, kendi geceme, kendi sabahıma uyanmak istiyorum. Yani o yüzden artık başkalarının hayatı, hataları, başkalarının yaptıkları beni çok ilgilendirmiyor. Ben kendim için uyanmak istiyorum. Yani bu çocuğum için de geçerli, eşim için de, anam için de, babam için de geçerli diyeceğimiz bir hafta. Doğru karar verdiniz. Çok uzun süredir planladığınız bir şey. Cesaretiniz yoktu. Artık bunu hayatınıza geçireceksiniz. Hatta şöyle söyleyeceğim. Toprak işi, el işi, dekorasyon işi, inşaat işi, kendinizi yenilikler katacağınız bir sistem planlayacaksınız. Bununla alakalı eğer astroloji danışmanıysanız bile markalaşma, büyüme ya da sadece birebir psikologsanız bununla birebir diyaloglar hakimiyeti içerisinde olacaksınız. Sadece kendinize ait bir alan oturtmaya çalışacaksınız. Bu planlar sizi yurt dışına yerleşmek istiyorsanız, şehir dışına yerleşmek istiyorsanız bu engelli olaylarınız bitip kendinize yeni yollar, yeni arayışlar ve bu fırsatları en iyi şekilde zorlayacağınız bir hafta olacak. Hiç korkmayın. Yani Haziran sonuna kadar da bu hedeflediğimiz radikallik size çok güzel umutlar, keyifler verecek. Hiç korktuğunuz gibi değil. Artık kazançlar sağlayacağınız bir haftayı altyapısına oturtacaksınız. Şöyle bir şey var. Uzun süredir parayla alakalı bir planlarınız vardı. Toprağımı satayım, evimi satayım ya da ev mi alayım, toprak mı alayım dediniz. Bunun kararını da sanki Haziran bitmeden yapmanız gerekiyor. Şu an bunun için bir acele etmenizi istemiyorum. Boşanmak isteyenler de anlaşmalı şekilde ve paranız neyse, eviniz neyse adaletli bir şekilde paylaşılıp boşanılacak diyorum. İlişkisini bitirmek isteyen ve ilişkiyle artık gelecek vaat etmeyen ve bu ilişki artık beni yoruyor diyen ikizler bu hafta bu konuşmayı yapacaklar. Yeni ilişkiler arayışı içerisinde olan bazı terazi burçları için diyorum ki yorucu bir ilişkiden çıktınız. Artık kendinizi iyileştirin ve sakin kalın. Şu an bir ilişkiye değil, sakinliğe ihtiyacınız var. Bunun altyapısını oturtun. Baba, abi, erkek kardeş ya da erkeklerden bir kalp krizi, damarlarla alakalı sorun, bir hastane temponuz olabilir. Dikkat diyorum da değerli terazi burçları. Kendi işini yapanlarda ufak tefek para kayıpları olabilir. İhmal etmeyin. Uzun süredir hani elinizden çıkartmaya çalıştığınız bir değerli bir şey var. Onunla alakalı çok mücadele verdiniz ve hala çıkartamadığınız için mutsuzsunuz. Buna bir fırsat çıkacak ve değerlendireceksiniz. Ev eşyası ya da ev yenilemesi niyeti olan bazı terazi burçta evdeki her şeyi atıp yepyeni bir eşya, yepyeni bir oluşum yaratacaksınız. Bu da size iyi gelecek diyorum. Yani aslında güzelliği altyapısını oturtacaksınız. Artık hata yapmama döneminiz başlayacak. Radikal kimliğinizi oturtup yolunuza bakacaksınız. Yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili planladığınız yolculuk ya da ev kiralamak, yeni bir ev almak gibi fikriniz varsa da bunun altyapısını en iyi şekilde oturtup 15 gün içerisinde ya kiralama ya da alma ile ilgili kararlar vereceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Evinizde üniversite ya da liseye hazırlanan çocuğumuz gayet başarılı bir noktaya erişecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Onun hayatı ile ilgili kaygılarınız gereksiz. Bu ara ayak tabanlarınız,
mantar ya da bu tarz sıkıntılarınız söz konusu olabilir. Enfeksiyonlar ve kulak enfeksiyonlarına dikkat etmeniz lazım. Son zamanlarda burun ya da botoks ya da kaş kaldırma niyeti olan teraziler bu dönem estetik üzerine yoğun bir tempoda. Hukuk alanında çalışan bazı terazi burçlarında ortaklı büyük anlaşmalar ya da güzel anlaşmalara imza atacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek diyorum. Sevgiyle umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.